LADER programlama mantığı ve temel komutlar. SL-1200 ve SL-1500 serisi PLC'ler Siemens TIA Portal ile programlanmaktadır. Total Integrated Automation Portal, bütünüyle birleşik otomasyon portalı. Siemens artık otomasyon ürünlerini TIA Portal üzerinden programlamaya geçti. Bundan önce PLC'ler ve operatör panelleri programlamak için farklı programlar kullanıyorduk. 300-400 serisi bir PLC programlamak için Step 7 Manager kullanıyorduk. Ya da SL-200'ü programlayacaksanız bunun için Step 7 Microwin açıyordunuz. Eğer sisteminizde operatör panel varsa WinCC Flexible'ı açıp operatör paneli WinCC Flexible'la programlıyordunuz. Ve WinCC Flexible'da taglar oluşturuyordunuz, Step 7 Manager'da taglar oluşturuyordunuz, bunların arasında adresleme yapıyordunuz. Ve eğer PLC ile operatör panel Profibus'la haberleşiyorsa ona göre bir ayar, Ethernet'le haberleşiyorsa Profinet'le ona göre bir ayar yapıyordunuz. Ve programlar arasında bu şekilde koordine yapıyordunuz. Bunun yerine artık Siemens TIA Portal'a geçti ve operatör panellerini, SL-1200-1500 serisi PLC'lerini, Safe PLC'lerini, SL-300 PLC'lerinde bir kısmını TIA Portal'la programlayabiliyoruz. Bunun haricinde içerisine servo sistemleri eklediler. Servo driverlarını, motor sürücülerini yine programlayacağımız zaman TIA Portal içerisinden programlayabiliyoruz. Ve bunun yanında bir sürü akıllı cihazlarını ya da endüstriyel otomasyon ürünlerini TIA Portal içerisine Siemens ekledi. TIA Portal'la uygulamalara başladığımız zaman neleri TIA Portal'la programlayabileceğimizi tekrar göreceğiz. İlk başta TIA Portal bana zor geldi çünkü büyük bir programdı, birçok menüleri vardı. Ama zamanla bu her şeyi tek program üzerinden programlamasının getirmiş olduğu avantaj hoşuma gitti. Evet, TIA Portal bilgisayarlarda biraz ağır çalışıyor çünkü sağlam bir bilgisayar istiyor. Versiyon 15 idi galiba. TIA Portal versiyon 15, yanlış hatırlamıyorsam ya 6 ya 8 GB civarında bir kurulum dosyasına sahip. Ama sağlam bilgisayar üzerinde çalıştığınızda TIA Portal bize her şeyi kendi içerisinde barındırmasından dolayı büyük avantajlar sağlamakta. TIA Portal ile uygulamalara geçmeden önce LADER programlama dili komutlarını ve çalışma mantıklarına bir göz atalım. Standart kontaklardan bahsedelim. Normalde açık kontak komutu. Normalde açık kontak eğer bit 0 ise açıktır, akım geçirmez. 1 ise kapalıdır, akım geçirir. Normalde açık kontaklarda kontaktörlerde kullandığımız butonlara, sınır anahtarlarına ya da röle kontaktör kontaklarına benzetebiliriz. Normalde açık kontak kullandığınızda input 0.0'ı kullanmışız burada. Input 0.0'ın hafıza alanındaki değeri 0 ise kontak açıktır. Hafıza alanındaki değeri 1 olursa bu kontak kapanır. Input 0.0'ın hafıza alanı neresi? Giriş imaj kütüğü. Eğer ben program içerisinde input 0.0'ı kullanmışsam input 0.0'a ait bir girişin giriş klemensine enerji gelmemişse, LED'i yanmamışsa input 0.0'ın lojik değeri hafıza alanında sıfırdır. Eğer input 0.0 klemensine enerji gelmişse ve input 0.0'a ait PLC'nin input LED'i yanmışsa oradaki input 0.0'ın hafıza alanındaki değeri 1 olur. Ve hafıza alanındaki değeri 1 olduğunda input 0.0 buradaki kontağını kapatır. Şimdi bu grafikte bakalım. Input 0.0 açık kontak kullanmışım ve çıkışına Q0.0 fiziki olarak bir çıkış eklemişim. Input 0.0'ın, örneğin şu ilk sütuna bakalım. Input 0.0'ın hafıza alanındaki değeri şu anda 0 olsun. 0 olduğu için kontak açıktır, çıkış vermez. Ne zaman ki ben input 0.0'ın değerini, hafıza alanındaki değerini 1 yaparım, yani input 0.0'a bağlı olan butona basarım, input 0.0'ın değeri 1 olur. Değeri 1 olduğunda kontaklar konum değiştirir ve bu kontaklar kapanır. Kontaklar kapandığı için çıkışına enerji verir ve çıkışındaki Q0.0'ı çalıştırır. Eğer input 0.0'ın girişini kesersem, yani input 0.0 klemensindeki LED sönerse input 0.0'ın hafıza alanındaki değeri 0 olur. 0 olduğu için ben bunu nasıl kullanmıştım? Normalde açık. Normaldeki açık konumuna geri gelir. Ve normaldeki açık konumuna geri geldiği için de çıkışı keser. Çıkış kestiği için de Q0.0 çıkışının enerjisi kesilir. Yani Q0.0'ın değeri lojik 0'a tekrar düşer. Normalde kapalı kontağa bakalım. Normalde kapalı kontak eğer bit 0 ise kapalıdır, akım geçirir. Eğer 1 ise açıktır, akım geçirmez. Bu da normalde açık kontağın tam tersidir. Yine input 0.1 fiziki bir giriş kontağı kullanmışım ve normalde kapalı kullanmışız. Normalde kapalı kontak nasıl çalışıyor? Yine bu grafikten bakalım. Input 0.1 normalde kapalı kontak olduğu için üzerinden akım geçirir.
Niye akım geçirir? Çünkü input 0.1 giriş klemensinde enerji yok. Enerji olmadığı için input 0.1'e ait giriş imaj kütüğündeki değeri 0. Değeri 0 olduğu için normaldeki işlemini yapar. Normalde kapalı mıydı bu? Evet, normalde kapalı olduğu için üzerinden enerji geçirir. Eğer ben input 0.1'in bağlı olduğu klemense butona basıp enerji verecek olursam input 0.1'in giriş imaj kütüğündeki değeri bu sefer 1 olur. 1 olduğunda kontaklar konum değiştirir. Kontakların konum değiştirmesi ne demek? Kapalı olan kontakların açılması demek. Açılır ve çıkışı keser. Yani ne diyorum? Input 0.1. Şu anda hafıza alanındaki değeri bunun ne? 0. 0 olduğu için normalde kapalı kontak kullanmıştım. Normalde kapalı kontak kullandığım için kontaklar kapalı, enerjiyi geçirdik ve 0.01 yaptı. Ben eğer input 0.1'e ait butona basacak olursam input 0.1'in değerini 1 yaparım. Değerini 1 yaptığımda normalde kapalı kontaktı, değeri 1 oldu, kontaklar konum değiştirdi, kontaklar açıldı, Q'ya vermiş olduğu enerji akışını kesti. Q'ya verdiği enerji akışını kestiği için Q'nun değeri bu sefer 0'a düştü, lojik 0'a düştü. Ve input 0.1'e ait giriş butonuna bastığım sürece, yani input 0.1'i ben lojik 1 seviyesinde tuttuğum sürece Q0.0 bu kontaklar açıldığı için enerjisiz kalacaktır. Ne zaman input 0.1'in girişini kestiğimde input 0.1'in değeri 0 olacaktır. Değeri 0 olduğu için normaldeki konumuna, yani kontakların kapalı olduğu konuma dönecektir. Kontakların kapanmasıyla birlikte enerji akışına müsaade edecektir. Bu kontaklar gerçek bir fiziksel girişe ait olabileceği gibi program içerisinde kullanılan gerçek bir çıkışa, Q'ya, yardımcı hafıza alanları M'ye, sayıcıya ait data blok kontağına C'ye ve zaman rölesine ait data blok kontağına T'ye ait kontaklarda olabilir. Q, M, C, T elemanlarının değeri 1 olduğunda program içerisinde kullanılan bu elemanlara ait kontaklarda konum değiştirecektir. Q, M, C, T'nin normalde açık ya da normalde kapalı kontağı program içerisinde istenildiği kadar, ki burada sınır hafıza alanlarıyla sınırlıdır, normalde açık ya da normalde kapalı olarak kullanılabilir. Örneğin program içerisinde Q0.0 çıkışına ait 5 normalde açık, 3 normalde kapalı kontak kullanmış olalım. Q0.0 çıkışı lojik 0 olduğu müddetçe 5 kontak açık, 3 kontak kapalı konumunu sürdürür. Programın herhangi bir yerinde Q0.0 çıkışı lojik 1 olduğu anda Q0.0 çıkışına ait 5 normalde açık kontak kapanır, 3 normalde kapalı kontak açılır ve bu o anda olur. Yani kontakların konum değiştirmesi için program döngüsü sonunu beklenmez. Bu kontakları burada input 0.1, input 0.0 gibi göstermişiz. Eğer bir kontağın başında iyi görüyorsanız bunlar fiziki girişlerdir, gerçek girişlerdir, yani inputlardır. Kontak sadece inputlara ait midir? Hayır. Çıkışlar olan Q'lara, fiziki çıkışlara olan Q'lara ait kontaklar da kullanabiliriz. Bunu kumanda devrelerinde mühürleme kontağına benzetebilirsiniz ya da ileri gerinin karşısına konmuş olan kapalı kontaklara benzetebilirsiniz. Bunun haricinde neler kullanabilirim? Yine daha önce bahsettiğimiz M gibi, V gibi, L gibi dahili hafıza bitlerine ait olan kontaklar olabilir. Sayıcılara ait kontaklar olabilir. Zaman rölelerine ait kontaklar olabilir. Yani bir çıkışın kontaklarını program içerisinde ben kullanabilirim. Ve buradaki kontakların konumu bu çıkışın durumuna bağlıdır. Eğer açık ve kapalı kontaklar kullanalım, Q00 program içerisinde enerjisizken, yani Q00'ın hafıza alanı sıfırken açık olan kontaklar açık olmayı, kapalı olan kontaklar kapalı olmayı sürdürür. Ne zaman ki buradaki Q0.0'ın lojik değeri 1 olur, bu sefer açık kontaklar kapanır. Q00'a ait kapalı kontaklarsa açılır ve program içerisinde kontakları bir çıkışa ait, bir zaman rölesine ait, bir sayıcıya ait çıkışı kontakları istediğim kadar kullanabilirim. Bu hafıza alanıyla sınırlıdır ve şöyle düşünün, program içerisinde bu kontakların konum değiştirmesi, örneğin Q0.0'ın değeri 1 oldu, Q0.0'a ait açık kontaklar kapandı, kapalı kontaklar açıldı, o döngüde olur. Döngü sonunda normal bir Q gibi döngü sonunda atama yapılmaz. Program içerisinde Q0.0'ın değeri ne zaman değişirse o Q0.0'a ait kontaklar o anda konum değiştirirler.
Aynı zamanda bunu bir zaman rövesine bağladığımızda zaman dolduğunda o kontaklar, açıklar ve kapalılar konum değiştirir. Ya da bir sayıcıya bunu bağladığınızda sayma değerine geldiğinizde açık olan kontakların hepsini kapatır, kapalı olan kontaklarının hepsini o an için açar. Yani kontakları ben program içerisinde bir çıkışa ait, bir zaman rövesine, bir sayıcıya ait kontakları program içerisinde kullanabilirim. Ve kullanmamdaki sınır tamamen PLC hafıza alanıyla sınırlıdır. Bunların örneklerini beraber göreceğiz.